Herkese merhabalar, ben Doktor Hüseyin Cengiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bakın, bugün yumurtlama bozukluklarından bahsetmek istiyorum. Kadınlar arasında aslında konuşuluyor. Bir kısmının hiç bilmediğini tahmin ediyorum. Yani yumurtlamam oluyor mu, olmuyor mu? Ben her ay yumurtluyor muyum, yumurtlamıyorum? Normal şartlarda her ay yumurtlamamız lazım. Yani belli bir yumurtalarımız var. Ya bu yumurtalıktan ya bu yumurtalıktan her ay bir tane yumurtanın atılması gerekiyor. Sağlıklı İşleyen mekanizma bu. Fakat bu mekanizmanın sağlıklı işlemesi için, yani yumurtalığın çalışması, tamamen beyindeki hormonların kontrolüyle oluyor. Yani beyin yine salgıladığı hormonlarla, özellikle hipofiz ve hipotalamus dediğimiz bezlerden yumurtalığı kontrol ediyor ve yumurtalıkta eğer yumurta varsa her ay çatlıyor bu yumurta. Normal şartlarda kadınlar biliyorsunuz ki 21-35 günde bir adet görüyorlar. Yani 21 günden daha sık olmuyor, 35 günden de daha geç olmuyor. Şimdi aynı zamanda adet gören kadınlar, her ay düzenli adet görüyorsa kadın, bir de adet öncesi belli böyle işte göğüslerde şişme, işte karında bir takım şişlikler, memelerde dolgunluk, işte duygu durum değişiklikleri gibi bir takım semptomlar da tanımlanıyor aslında. Bunlar da yine yumurtlamanın göstergesi. Çünkü yumurtladığımız zaman progesteron adı verilen hormon salgılanıyor. Bu da bu bulguları yapıyor. Aslında kadınların hepsi bunları biliyorlar. Yalnız biz normal şartlarda yumurtlamayı her ay düzenli eğer adet görüyorsak ve bu az önce söylediğim bulgular da varsa kadında, kadın kendisini her ay ben yumurtluyorum olarak kabul edebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten bize başvurduğunda hastalara da diyoruz ki eğer bunlar varsa sen hem büyük olasılıkla her ay düzenli olarak yumurtluyorsun. İlla bunu laboratuvarda göstermemiz şart değil. Ama eğer o ay için yumurtlamamız bozulmuşsa, yani yumurta çatlamamışsa, çünkü normalde her ay yumurtanın çatlaması gerekiyor demiştim ya, eğer o ay için yumurta çatlamamış ise o zaman genellikle şunlar oluyor. Adet gecikiyor, daha az adet görüyoruz. Bazen bu çok sık oluyor kişilerde. Aylarca mesela 3 ay adet görmüyorum diyor, 5 aydır adet görmüyorum diyor. Ya da 3-5 ay adet görmedikten sonra arkasından çok şiddetli bir kanama oluyor. Uzun süren bir kanama oluyor. İşte bunların hepsi yumurtlamanın bozukluğunu gösteren bize işaretler aslında. Bununla beraber yumurtlamadığımızı gösteren en önemli şey aslında kısırlık problemi. Yani çocuğunuz olmayacak eğer yumurtlamıyorsanız. Çünkü o yumurtayı ben çocuk yapmak için kullanıyorum esasen, eğer çocuk beklentim varsa. Demek ki yumurtlama bozukluğu aslında az adet görme, daha nadir adet görme, seyrek adet görme, 3 ayda bir, 5 ayda bir veya adetlerden sonra aşırı kanama veya çocuk olmaması, yani kısırlık problemiyle karşımıza geliyor bizim polikliniğe oturduğumuz zaman. O zaman ne yapacağız? Bir sürü nedeni var. Yani araştıracağız. Ne yapacağız? Bu iş acaba beyinden mi kaynaklanıyor? Yani beyindeki az önce bahsettiğim hormonlar mı çalışmıyor? Yoksa bu iş yumurtalıklarda mı bir sorun var? Yoksa hasta, yani kişi dışarıdan acaba bir takım ilaçlar mı kullanıyor da bu böyle oluyor? Öncelikle polikliniğe karşımıza bizim hastamız geldiğinde eğer yumurtlamayla ilgili bir problemi olduğunu düşünüyorsak, ki çok sık karşılaştığımız hasta grubu bizim için. Öncelikle ilaç kullanımı var mı, bunu sorguluyoruz. Çünkü özellikle antidepresanlar çok yaygın kullanılıyor biliyorsunuz. Antipsikotik ilaçlar, yani psikiyatri ilaçları yumurtlamayı bozar. Hemen hemen hepsi yumurtlamayı bozar. Doğal olarak adetleri bozar. Bu bir. Onun için baştan bunu dışlamak lazım. İkincisi ve en önemli sorduğumuz şey, daha bakın hastayla sadece konuşuyoruz bu noktada. İkincisi en önemli şey, acaba senin bir sistemik hastalığın var mı? Bir kronik hastalığın var mı? Yani acaba ciddi bir böbrek rahatsızlığı, ciddi bir karaciğer rahatsızlığı var mı? Ciddi böbrek rahatsızlıkları, karaciğer hastalıkları, ilerlemiş şeker hastalıkları, bunların hepsi adet düzensizliği yapıyor. Çok çeşitli mekanizmalarla, bunun bir önemi yok. Bunlar da adet düzensizliği ve yumurtlama disfonksiyonu yapar. Onun dışında en yaygın, özellikle günümüzün problemlerinden bir tanesi obezite, çok ciddi adet düzensizliği yapıyor. Yani şişmanlık, bir de yememe, yani anoreksik olgularda da adet düzensizliği oluyor. Çünkü yemeyen, doğru düzgün yemek yemeyen, yani tabii bunlar aslında anoreksiyayı biz psikiyatrik hastalık sınıfına sokuyoruz. Çok az yiyen, çok az bir yağ dokusu olan kişilerde de yine yumurtlama fonksiyon bozukluğu görünüyor. Çünkü özellikle beyindeki hormonların çalışması çok sıkıntıya giriyor. Bunlardan bir tanesi özellikle stres, yine beyindeki hormonları değiştiren, baskılayan yoğun stres. İşte ne bileyim, boşanma süreci oluyor, babası vefat ediyor, eşi vefat ediyor, çocuklarıyla ilgili bir sorun oluyor. Yani çok yoğun stres durumu da, ki en çok gördüğümüz aslında genç kızlarda sınavlarla ilgili, işte sınava gireceğim diyor, adetim bozuldu diyor. Bu stresle yumurtlamayı bozar. Yumurtlama bozulduğu dönemde de, durumda da doğal olarak adet düzensizliği, yani adetlerde gecikme ve seyrekleşmeyle karşılaşıyoruz. Tabii en sık söylemedim, en sık karşılaştığımız yumurtlamayı bozan, yumurtlama bozukluğuyla giden hastalık aslında polikistik over sendromudur.
Bununla ilgili ayrı videolar, bir sürü paylaşımlar Instagram'da da YouTube'da da yapıyorum. Çünkü çok sık görüldüğü için. Genel popülasyonda en katı kriterlerde bile %6 civarında raporlanan bu hastalık neredeyse her 10 kadından birinde görülüyor. Polikistik over sendromu kronik olarak uzun yıllardır yumurtlama bozukluğuyla giden kadınları tarifliyor, bize tanımlıyor. Her ne kadar net ortaya koyulmasa da. Diğer taraftan bayan atlet sendromu diye geçen yoğun egzersiz de yumurtlamayı bozar. Yoğun egzersiz yapan, hani ülkemizde çok böyle egzersiz kültürü henüz oturmuş değil çok fazla ama yine de yoğun egzersiz, işte uzun koşucular, maraton koşucuları, özellikle balerinlerde, özellikle yüzücülerde, bu kişilerde de, bu sporlarla uğraşan kişilerde de özellikle yumurtlama bozukluğu görüyoruz. Onların da mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor yumurtlama bozukluğunun. İster çocuk beklentisi olsun, ister olmasın. Bunun dışında en sık karşılaştığımız yine genel popülasyondaki yumurtlama bozukluğuyla giden tablolardan bir tanesi goiter, yani tiroidle ilgili bozukluk. Ve hiperprolaktinemi, yani süt hormonunun fazla olması, bu da sık gördüğümüz özellikle yumurtlama bozukluğudur. Ama yumurtlamayı baskılayan, yumurtlamayı engelleyen en önemli hadise yine gebeliktir. Gebelerde de yumurtlama olmaz. Geçici olarak yumurtlama gebe kaldığımız sürece durmaktadır. Sistem çünkü çocuk yapmak üzerine dizayn edilmiş durumda. Eğer biz çocuk yaptık ve gebe kaldıysak yumurtlama geçici olarak ta ki emzirme periyodu ve emzirme periyodu bitene kadarki sürede yumurtlama durur. Bu süreçte tekrar herhangi bir gebelik söz konusu bile olamaz. Onun dışında tabii az önce söylediğim gibi daha nadir gördüğümüz hastalıklardan işte konjenital adrenal hiperplazi, yani özellikle böbrek üstü bezlerindeki problem. Bu da özellikle adet gecikmesi, yani yumurtlama bozukluğuyla giderken. Daha kötü bir tablo erken menopoz, yani yumurtaların bitmesi. Bu da özellikle yumurtlama bozukluğuyla gidiyor. Özellikle menopoza girerken de bilirsiniz ki 40'lı 50'li yaşlarda, daha çok 45-50 yaş arasında yumurtlama bozulduğu için artık az yumurta kalıyor 45 yaşından sonra. Ve kalitesiz yumurta kalıyor. Bu yumurtaların çatlaması, çalışması, o fonksiyonlar ne yazık ki çok iyi olmadığı için yine yumurtlama bozukluğu oluyor. Peki yumurtlama bozukluğu varsa ne yapacağız? Bir kere bakın, tedavi sizde. Yani öncelikli olarak altta yatan nedeni düzeltmek lazım. Yani obezite dedik, varsa bu düzeltilecek. İnsülin direnciniz varsa bu düzeltilecek. Polikistik over sendromunuz varsa bu tedavi edilecek. Psikiyatrik bir hastalık varsa bu tedavi edilecek. Yani çok yoğun bir egzersiz yapıyorsanız onu modifiye edeceksiniz gibi. Özellikle altta yatan nedeni, yani poliklinikte biz hastayı gördüğümüz zaman, yani yumurtlama bozukluğu var, çocuğu olmuyor. Yumurtlama bozukluğu var, adet düzensizliği var. O zaman öncelikle poliklinikte biz şeye yoğunlaşıyoruz, yani sebebe yoğunlaşıyoruz. Çünkü sebebi bulursak çözeceğiz. Mesela çok fazla hastada görüyoruz hipotiroidi, hiperprolaktinemi, süt hormonunun yüksek olduğu çok fazla hastamız var. Bunların tedavileri çok kolay, bunları modifiye etmek çok kolay. İşte stres varsa stres durumunda en azından hastayı bilgilendireceğiz. Mümkünse bir psikolojik veya psikiyatrik tedavi. Eğer bir psikiyatrik ilaç kullanıyorsa bu psikiyatrik ilaçla ilgili gerekse telefonla açıyorum, ben psikiyatrisiyle konuşuyorum hastamın. Yani bu ilacı değiştirebilir miyiz, düzeltebilir miyiz şeklinde. Yani öncelikle altta yatan neden düzeltilmeli? İster çocuk istesin, ister istemesin kişi, bu düzeltilmeli. Çünkü eğer çocuk beklentiniz varsa buna göre bir tedavi yapıyoruz zaten. Altta yatan nedeni düzeltmeye çalışırken beraberinde. Eğer çocuk beklentiniz yok ve eğer tedavi olmazsanız, ya ne olacak, bana ne, ya ben adet görmesem de olur demek doğru bir şey değil. Çünkü yumurtlama bozukluğu, yani adet gecikmeleri aslında hipoöstrojenemi katıyor size. Yani sizin normal kadınlarda olan östrojen düzeyiniz olmuyor. Normal kadınlardaki östrojen düzeyi sizde olmadığı zaman 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl eğer düşük östrojenle giderseniz, bu da size uzun vadede karşınıza kemik erimesi ve kalp hastalığı gibi faturalarla karşınıza çıkacaktır. O yüzden bunu mutlaka tedavi edilmesi lazım. Sözün özü, eğer adet düzensizliğiniz varsa veya bu tip problemleriniz varsa veya çocuk beklentiniz var, çocuğunuz olmuyorsa, yumurtlama bozukluğunuz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizlere gelin, muayenenizi yapalım, altta yatan nedeni bulmaya çalışalım. Her ne kadar her zaman nedeni tam ortaya koyamasak da çoğunlukla ortaya koyuyoruz ve tedavinizi yapalım. Umarım bu video birilerine ulaşır, umarım birilerinin işine yarar. Videomu beğendiyseniz, beğendim tuşuna basarsanız ve paylaşırsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, düzenli, adetli günler diliyorum.